Evet arkadaşlar. Biz Merhaba. kimiz? Biz Merhaba. kimiz? Sen Kimim? kimsin? Ha? Sen kimsin? Ben benim. Sen kimsin? Esas sen kimsin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin oğlum? Anlatayım mı kim olduğumu? Evet arkadaşlar şaka bir yana. Biz kimiz? İzleyicilerimiz, takipçilerimiz bizi yakından tanımak istediler. Haklı olarak. Biz de en kısa zamanda bu videonun sözünü vermiştik ama telaş eden oraya koştur, buraya koştur. Bugün aslında zaten izlediğiniz videolardan 3 aşağı 5 yukarı bizi tanıdınız. Ama işte Instagram DM'lerinden gelen, yorumlara gelen sorulardan onları cevaplandıracağız. Hatta onları unutmamak için not aldım. Dersime iyi çalışıyorum. Şimdi evet başlayalım. Ben Meliha. Ben Ahmet. Ben mi oldum? Kaç yaşındasınız? 56. 46. 46 raporu almaya az kaldı. Zaten senin bir raporun var. Evet. Bir tane daha alabilirsin. Arkadaşlar en çok gelen soru ev kira mı? Kiraysa kaç para? Evet, evimiz kira. Kirası da 5.000 lira. Yaklaşık biz bir ayı biraz geçti ama ondan öncesinde tatile gelmiştik. Tatile geldiğimiz zaman haber bırakmıştık. Buradaki işte emlakçılara, şunlara, bunlara haber bırakmıştık. Biz yine uyguna tuttuğumuzu düşünüyoruz. Aslında ucuz mu diyeceksiniz, değil ama bu yöreye göre şimdi günden güne fiyatlarda birbirleriyle dengeleniyor mu denir, ne denir bir şey diyemiyorum artık. Ben de matematik bitti. 5.000 liraya şimdi uygun kalmış gibi oldu. Çünkü buralarda şu anda müstakil ev olarak 7-8'den aşağıya yer yok. En çok bunu merak ediyorlardı. Şu anda 7-8 liraya müstakil bir ev bulmak zor. Ha burada şeye de müstakil diyorlar. İşte iki katlı İki olan katlı yerler, yerlerin evet. işte Bahçesi giriş olduğu katı zaman. ya da üst katı onlara da müstakil diyorlar. Onların fiyatları da aslında yani çok bir tık uyguna bulunabiliyorsa bulunuyor. O da çok bir şey fark etmiyor. Ha tabii ki biz bütün yöreye hakim değiliz ama ararken şahit olduklarımızdan yola çıkarak ve bizim yaşadığımız tecrübeye dayanarak söylüyoruz bunu. Evimiz kira ve 5.000 lira. Ya ben şey söyleyeyim bu arada. Ya bana göre şimdi 5.000 lira İyi para yani. Ucu, çok da ucu bir para değil. Ama biz buraya gelirken normalde kafamızda 2.500-3.000 liraya tutarız diye geldik. İlk başta bir hayal kırıklığı yarattı bende. Hani gerçekten yüksek geldi yani. Ama çevreye baktığımız zaman da şartlar bunu gerektiriyordu. Şimdi kaç çocuk var? Toplam 4 çocuğumuz var. 2 kız, 2 erkek. İkisi evli. Hepsi de çalışıyorlar. Hepsi de İstanbul'dalar. Ne iş yapıyordunuz? Şimdi ben çok değişik işlerde çalıştım. Şöyle ki aslında sosyoloji mezunuyum ama eğitimimle alakalı herhangi bir işte çalışmadım. Aslında sosyolojinin her şeyle de bir alakası var. Orası da ayrı da. Uzun yıllar veteriner sektöründe çalıştım. İthalat ihracat firmasında çalıştım. Dershanede çalıştım. En son olarak da hatta ona da cevap vereceğim. Rahatsızlandım. Sonrasında İstanbul'da kendi atölyemiz vardı. Orada eşimle birlikte çalıştık. Eşim de ben ondan sonrasını eşime bırakacağım. Eşim atölyemiz dar dokuma üzerineydi. Şimdi dar dokumayı çoğunuz duymamışsınızdır. Dar dokuma nedir ve ne şekil gelişti olaylar? Sendeyiz. Evet. Ya arkadaşlar dar dokuma gerçekten kimse bilmiyor dar dokuma dediğim zaman. İsmini duymamışlar ama herkes de kullanır ürününü, dokuduğumuz ürünleri. Herkes de vardır. Arabasında vardır. Taşıdığı çantada vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Çanta sapı, arabalardaki emniyet kemerleri, saten kumaşlar, o altınlara falan bağlanan o satenler, perde ekstrafolların büzgüleri, bunun gibi vesaire çok çeşit var. Dar dokuma denmesinin sebebi dar işler yaptığı için en fazla makinelerin yapacağı kapasite 18-20 santim. O civarda ürünler korse gibi, onlar da en geniş olanlar korseler. Bu tür ürünler yapıyoruz. İstanbul'da yapıyordum. Yani son 10 senedir falan Bayrampaşa'daydım, 10-12 senedir Terazi'de. Atölyemiz oradaydı. Sonra tabii biz göçeceğimiz zaman karar vermiştik. Pandemide biraz da işlerimiz biraz bozulmuştu.
Sonra biraz ufak da olsa bir toparlanma oldu ama biz göçmeye zaten karar vermiştik. O yüzden atölyemizi devrettik. Ondan sonra şeyimizi, işimizi tavsiye ettik. Buraya geldik. Evet, işte dediğimiz gibi dar dokuma çok geniş bir kullanım alanına sahip. Ama tabii ki hepsinin tek bir yerde yapılmıyor. Bunlar işte bir bölüm atölye işte kurdelesini yapıyor. Bir bölüm atölye emniyet kemerini yapıyor. Bir Tabii. bölüm atölye. Hani biz de turizme hizmet veriyorduk. Turizme hizmet verdiğimiz için korona bizi bayağı bir sarstı. Benim rahatsızlığım da üzerine geldi. Sonra biz zaten artık hani belirli bir yaşa gelmeye de gerek yok artık. Büyük şehirler gerçekten çok yorucu oluyor. Her şey de üst üste gelince dedik ki biz neden buradayız? Ve sağlığım gittikçe kötüye gitmeye başlayacak baktım. En sonunda dedi ki hatta rahatsızlığımı da sormuşlar ne rahatsızlığı var. Çünkü videolarda sürekli üşüyorum şudur budur diye söylediğim için. Onu da böyle bir açıklamasını da yapayım size. Rahatsızlığım aslında bir dolaşım bozukluğu. Sempatik parasempatik sinir damarlarının bozulması. Bu ne yapıyor? El ve ayaklarda kan çekiliyor. Morarmaya başlıyor atak geldiği zaman. Ve yarı yarıya beni hareketsiz bırakıyor. Yani yarı felç durumu gibi diyebilirim. Ona eşlik eden rahatsızlıklar da olunca bir de kesinlikle bütün hastalıklar için doktorların meşhur lafı vardır. Stres yapmayacaksın, öfkelenmeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Bütün grip olsan ona bile diyorlar tamam kabul ki doğru. Benimkisinde ama semptomlar direkt kendini belli ediyordu. Soğukla tetikleniyor, stresle tetikleniyor ve zaten sempatik parasempatik sinir damarlarının bozulması vücut kontrolden çıkıyor. Stres olmasa dahi stres yaratıyor. Şimdi bazıları işte çok neşelisiniz, şusunuz, busunuz diyor. Evet biraz yapımda var. Ben ailecek biz öyleydik. Şakayı çok severiz. Şaka yapmadan yaşayamam. Aslında bu benim rahatsızlığım için de çok iyi. Çünkü her şeyle kendimle bile dalga geçerim. Şurada ben giderken düşeyim. Canım yansa bile ilk önce gülerim. Benim yaratılışımda bu var. O yüzden gülmek de aslında sağlıklı insana da iyi geliyor, hasta insana da iyi geliyor. Rahatsızlığım bu. Tedavisi de yok maalesef ki. Tedavisi olmadığı için zaten malulen emekli oldum. Yoksa biliyorsunuz hani bu yaşlarda emekli olmak pek mümkün değil. Bu rahatsızlığımın da sıcak yer istiyordu. Yani işte Akdeniz, Ege ülkemizde bu var. Yani bizde Jamaika'ya, Dubai'ye gidebilecek öyle bir şeyimiz yok. Bu taraflara yani işte son dönemde moda oldu bilmem ne oldu. Aslında bunlarla kesinlikle alakası yok. Çünkü bu biraz artık burası biraz da maddiyat gerektiriyor. Biz biraz şartlarımızı zorlayarak geldik. Önce sağlığımız için geldik. Yoksa yer güzel. Tabii ki çok güzel. Tabii ki yaşanmak isteriz. Ama en önemli faktör sağlığımdı. Burada kışlar kısa sürdüğü için semptomlarımın hafifleyeceğini düşündüm. İşte videolarda bazen elimde kırmızı yuvarlak geçen de soba işte o bir soba. Onu merak edip sormuştu birisi. O bir soba. Fişe takıp şarja takıyorum. Elimi ısıtıyorum. Hatta bazı yerlerde bazı insanlar bilecektir sıcak bantlar vardır. Elimi ayağımı onları yapıştırarak dolaşabiliyorum. Eğer ataklar geçirmiyorsam rahatım. Gayet gördüğünüz gibi sağlıklı görünüyorum. Ama maalesef ki atak geçirdiğim zaman benim için hayat duruyor gibi bir şey. Neyse, şükür bugünümüze buraya kadar geldik. En azından bir şeyler yapabiliyorum. Bu konuyu burada kapatayım. Başka ne iş yaptığımızı söyledik. Ne iş yapmayı düşünüyorsunuz orada? Malum emekli maaşı bir şey demeyeyim. Artık hani aranızda emekli olanlar şudur budur her şeyi bilirler. Emekli maaşı özellikle buradaki kiralar için mümkün değil, yeterli değil. Bir de ben ne kadar rahatsız olursam olayım zaten çok çalışmayı, üretmeyi çok seven biriyim. Elimde imkan olduğu zaman durmayı ben de sevmiyorum. Eşim de keza öyle. Tabii ki bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Ama şu anda iş konusunda daha çok hani eşim Ama çok anlatsın. yok çok acele etmeyeceğiz onu. Şu anda araştırıyoruz, bakıyoruz burada ne yapabiliriz? Hangi işi yaparsak başarılı olabiliriz? Çünkü bir işe girip de çok risk alıp kendimizi zor duruma düşürecek artık yaşta değiliz. Belli bir yaşa geldik. Geri dönüşümüz, telafimiz çok zor olur. O Öyle bir yüzden imkanımız da yok. Hani maddi yani olarak o tabii şekilde. yani olanı da bir anda hani götürmek istemeyiz. O yüzden çok sık dokuyacağız, inceleyip sık sık dokuyacağız. Çok acele etmeyeceğiz o konuda.
İyice bir bakacağız, soruşturacağız, dostlarımıza danışacağız, kendimizi araştıracağız. İstanbul'dakilerden de fikir alacağız, buradakilerden de fikir alacağız. Aramızda birbirimizle diyalog İstişare halinde. Tabii, edeceğiz. tabii. Aynen. Ondan sonra artık belli bir zaman geçtikten sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ama şu anda kafamızda ufak tefek bir şeyler tabii ki düşünüyoruz ama çok böyle oluşmuş bir şey yok. Ya sadece öyle fikir jimnastiği olarak şu olur mu, bu olur mu? Ama kafamızda netleşen bir konu şu anda yok. Ama bir şey yapacağız ileriki zamanlarda. Ar-Ge diyorlar ya, araştırma Ya şu geliştirme. anda o Şu an aşamadayız. o Evet. aşamadayız. Ama gelişmeler oldukça ne yapmayı düşünüyoruz? Nedir? Çünkü sizlerden de fikir alacağız. Artık bir aile gibi olduk. Biz şimdi şuna niyet ettik, şuna karar verdik deyince buradan paylaşacağız ki yine biz çünkü ne yaparsak yapalım sizlerin fikirlerini de soruyoruz ve çok teşekkür ederiz. Yardımcı oluyorsunuz. O konuda da fikirleri olanlar olabilir. Belki de herhangi birinizin ilgilendiği bir işle ilgilenince bilemiyoruz. O zaman da muhakkak sizinle paylaşacağız. Şimdi burada yine sorulardan biri kendi yerinizi alacak mısınız? Tabii ki yani Kim istemez? kim istemez? Yani Kendi yerimizi almayı çok çok isteriz. Keşke gönül kendi isterdi yuvamızı ki kurmayı böyle yani evimiz olsun. pandemiden önce mesela fiyatlar çok uygundu. Uygunmuş ki biz öyle tahmin ediyorduk. Bayağı uygunmuş ama pandemi sonrasında şu bir yıl içerisindeki hareketlenmeler falan gerçekten fiyatlar uçmuş. Yani şu an bilemiyoruz ama yine kiraya için haber bıraktığımız gibi geldiğimiz zaman onu da söyledik. Mesela işte bizim bütçemiz belirli bir bütçe. Hani biraz üzerinde krediyle falan tamamlayıp belki hani bir şeyler Eşten yapabiliriz. dosttan tamamlayabiliriz. Krediyle tamamlarız. Yani biz istiyoruz diğer sahibi olmak ama şartları zor diyeceğiz, bakacağız. Artık Hani Rabbim ne bizi gösterir bilmiyorum. çok aşan şeyler olursa ki şu anda yani kabataslak baktığınızda trilyondan aşağıya ağzını açan Yani yok. onlar bizim çok çok üzerimizde yani. Onlar çok çok üzerimizde ama olur ya hani biz zaten deniz kenarı falan öyle bir hayalimiz yok. Yani onu hayal bile edemiyoruz da. Ama olur ya burada mesela yine video yapan arkadaşlarımız çok araştırdılar yıllarda burada kaldılar yıllardır. Hani biz de şimdi geleli bir ayı ancak oldu olmadı derken onlar bir şekilde buldular. Çok araştırdılar, gezdiler, tozdular, haber bıraktılar, tanıdıkları oldu. Biz de yine onlar gibi aynı yöntemi izleyeceğiz. Eğer nasibimizde varsa, bütçemize uyarsa tabii ki bir yer sahibi olmak istiyoruz. Çünkü hani tedavisi olmayan bir rahatsızlığım var. Ayrıca artık hani emeklilikte de zaten böyle bir yerde vakit geçirmek istiyoruz. Kendi yerimiz olursa çok çok daha mutlu oluruz. Ha yine söylediğim gibi sağa sola haber saldık. Bizim de araştırmalarımız, bakınmalarımız olacak. Onları da yine sizlerle de paylaşacağız. Şimdi aklıma gelen soruları yazmıştım. Hepsini sanıyorum cevapladık. Yine aklınızda olan şeyleri işte Instagram'dan, DM'den de yazabilirsiniz. Yine yorumlara da yazabilirsiniz. Bir ara yine böyle karşılıklı sohbet ederiz. Merak ettiklerinizi cevaplandırırız. Şimdilik ufak ufak sizlere veda edelim. Unutmadan Instagram hesabımızı söyleyeyim. Köyde İkinci Bahar aynı isimle Instagram adresimiz. Ulaşmak isterseniz oradan da DM'den bize Bize ulaşmak isteyen ulaşabilirsiniz. evet oradan yazabilir DM'den. Ya Evet. oradan daha kolay olur iletişimimiz. Evet. Tanıdın mı kimmişim? Hı, tanıdım. Tanıdın mı? Ben de seni tanıdım. Çok memnun oldum. Sizleri de tanıdığımızda çok memnun olduk. Tüm Türkiye'ye, dünyadaki tüm gurbetçi kardeşlerimize, herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ve yine aramıza yeni katılan arkadaşlar için de bir el sallarsanız, yorumlarda hangi şehirden, hangi ülkeden, nereden bizi izliyorsanız aşağıya yazın. Yozgat, Ankara, Çankırı, Kars, Almanya, Fransa, Hollanda. Şuradan küçük bir el sallayın. Bizler size şimdi el sallıyoruz. Biz buradan sallıyoruz. Evet. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenileri, yorumları lütfen unutmayın. Abonelik tamamen ücretsiz. Hepinizi bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kimsin oğlum sen?